Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim elmalı tart. İlk önce elmalı tartın elma kısmını hazırlayacağım. İçerisine 3 adet orta boy elmayı rendeledim. Elmayı rendelemenin en kolay yolu kabuklarını soyun. Ortadaki çöpe gelene kadar rendeleyin. En rahat yöntemi böyle. Ocağın altını yakıyorum. 3 yemek kaşığı toz şeker. Eğer şekerli çok sevmiyorsanız 2 yemek kaşığına kadar düşürebilirsiniz. Karıştırıyorum. Elmalar hafif böyle suyunu salıp çekene kadar kavuracağım. Yeterli. Birkaç dakika kavurmanız yeterli. Geliyor. Öyle çok fazla elmayı pişirmeyin. Altını kapatıyorum. 5 dakika ocağın altı açık kalması yeterli. Tatlı kaşığını çok doldurmadan, hatta şöyle bir göz kararı bakacağım. Bu kadar yeterli. Tarçını ekliyorum. Yarım çay bardağı kadar da ceviz. Ceviz tamamen isteğinize göre. İster ekleyin, isterseniz hiç eklemeyin. Eğer ceviz eklemeyecekseniz elmalarınızı biraz daha fazla tutabilirsiniz. 3 tane büyük boy gibi ya da 4 tane orta boyda kullanabilirsiniz. Tamamdır. Elma harcım hazır. Hamurunu yoğurmaya başlayayım. 1 çay bardağı toz şeker. 1 adet yumurta. 125 gram tereyağı, isterseniz margarin de kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığını çok aşırı doldurmadan yoğurt. Önce bunları biraz karıştırayım. 1 çay kaşığı dolusu kabartma tozu, yani yarım paket kadar. Biraz daha koyarsan tamamdır. Çok aşırı kabartma tozu koymuyoruz çünkü çok kabarmasını istemediğimiz için. Tart olduğu için birazcık daha düz olması gerekiyor. Tamamdır. Şöyle elimle devam edeceğim. Ben buraya 2,5 su bardağı unu eledim. Bardak ölçümde 200 milimlik. Yavaş yavaş unu ilave ederek yoğuracağım. Sizler de yavaş yavaş ilave edin lütfen. Ben 2,5 dedim de 2,5 ilave etmeyin. Sizler de 2 bardak ya da 3 bardak da gidebilir. Bunun yumurtanın büyüklüğü ve küçüklüğü bile fark ediyor. Eğer un gerekirse ben birazcık daha ekleyeceğim. Unun hepsini koydum. Az geldi. Biraz daha un ilave edeceğim eleyerek. Bir bardak yanıma aldım. Yavaş yavaş ilave edeceğim. Size sonunda ne kadar un eklediğimi söyleyeceğim. Sonradan aldığım 1 su bardağı undan yarım bardak kaldı. Bu un da artık yeterli. Toplamda 3 su bardağı un kullanmış oldum. Sizler de lütfen yavaş yavaş ilave edin. Hemen şöyle yakından da göstereyim. Gördüğünüz gibi kıvamını elime yapışmıyor. Rahatlıkla açabileceğiz şimdi bunu. Hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Biraz şöyle un serpeceğim. Buradan bir miktar ayıracağım. Bu kadar yeterli. Bu üzerine şekil vermek için. Kenarda beklesin. Şimdi bunu açayım. Bir merdane ile çok aşırı ince de değil, çok kalın da değil. Açacağım. Eğer ki açmakta zorlanırsanız yağlı kağıdı, iki yağlı kağıdın ortasında da açabilirsiniz. Vaktiniz varsa hamuru bir yarım saat dinlendirebilirsiniz. Daha rahat açılacaktır. Yuvarlak açtıktan sonra ben böyle bir yuvarlak borcam kullanacağım. Herkesin evinde olduğu için bunu kullanıyorum. Aslında böyle bir tart kalıbında var ama bunu kullanmayacağım. Çünkü bu herkesin evinde olmayabiliyor. Ama bu borcam birçok kişinin evinde var. Rahatlıkla yapabilirsiniz. Çok fazla dipten kesmeyeceğim. Hafif böyle yuvarlak olması için kenarlarda gene bir 3-4 santim bırakıyorum. Keseceğim.
Bu arada borcamımı da iyice katı yağla buladım. Daha sonrasında çıkarmak istediğim için yağlıyorum. Şimdi artık kenarlara yapıştırıyorum. Böyle kopuklar falan olursa hiç sıkıntı yapmayın. Elinizde ittirerek düzeltirsiniz. Şöyle bıçakla sadece birkaç tane delik açıyorum. Çok fazla kabarmaması için. Hazırladığım elma içini döküyorum. Elmayı seviyorsanız daha bile çoğaltabilirsiniz. Ben çok fazlasıyla böyle aşırı yoğun elma sevmediğim için çok aşırı hazırlamadım. Ama sizler 4 elmaya kadar çıkarabilirsiniz. İçine şöyle yayıyorum. Tamamen kapladım. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu kenara alayım. Diğer hamuru da açacağım. Bu hamuru da açıyorum. Altına birazcık un serptim. Birazcık da üzerine. Un serpmezseniz kaldırırken yapışacaktır. Ondan dolayı un serpiyorum. Uzunlamasını açacağım. Uzun şeritler halinde kesiyorum. Kestiğim parçaları uygun yerlere yerleştiriyorum. Uzun gelenleri kesersiniz. Şimdi altına serdikten sonra üzerine gene ortadan başlıyorum. Bütün hamurlar bitene kadar, kenarlara kadar tamamen hepsini bitirdim hamurun. Gördüğünüz gibi hiçbir yerde hiçbir şekilde hamurum kalmadı. Ufak kaldığında da ince bir şekilde açın. Gene böyle kenarlarına yerleştirin. Ben de öyle yaptım. Şimdi 180 derecelik alt üst ayarda bir 25-30 dakika arası pişireceğim. Piştikten sonra sizlerin ne sürede piştiğini söyleyeceğim. Sizler de kendi fırın ayarınıza göre dikkatlice pişirin. Fırından çıkardım. Toplamda 25 dakikada pişti. Şimdi ters çevirip bir servis tabağını alacağım. Öncelikle tahtanın üzerine çevireyim. Altı da gayet güzel pişmiş. Şöyle yuvarlak bir şeyin üzerine çevireceğim. Tartınızı daha kalın isterseniz biraz daha küçük bir kalıpta yapabilirsiniz ama benim için gayet güzel. Bir dilim dilimim sizlere de göstereyim. Şöyle kıvamını da göstereyim. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Kıyır kıyır bir kurabiye oldu. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seval Mutfak'ta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.